Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Selamlar. Merhabalar. Tekrardan güzel vokaller için çok teşekkür ederim. Güzel sesler geldi. Eksik olmadı sağ ol. Nasıl başladı Bora Duran serüveni? Çünkü seninle ilgili çok özel bilgilerim var. Paylaşmaya başlayınca herkes çok şaşıracak. Eyvallah. Teşekkür ederim. Aslında benim müzik hikayem benim gözümü açtığımda yani elimde başladı. Annem ve babam müzik şinas insanlardı. Babam bağlama çalar, uç çalardı. Annem de çok güzel şarkı söyler. Bilmiyorum bilenler vardır, takip edenler. Zaman zaman Instagram'da falan beraber çalıyoruz, söylüyoruz. O yüzden ben derim hep benim ilk grubum ailem. Bizim evde her zaman işte uç çalınır, bağlama çalınır, şarkılar, türküler söylenirdi. Neşet Ertaş'larla işte farklı türkülerle, sanat müzikleriyle büyüdük. Ve bu bana çocukluktan beri aşılanan bu müzik ruhu ortaokul yıllarında çok değerli bir öğretmenin, müzik öğretmeninin, Necla Demirdelen'in bana bir şekilde hayatıma dokunmasıyla ve beni müziğe yönlendirmesiyle, bir gitarla tanıştırmasıyla devam etti. Gitar çalmaya başlayınca da annem dedi ki, ya madem gitar çalmaya başladın, bak dedi ben sana eski plaklarımı dinleteyim. Böyle bir sandıktan çıkarttı. Eski plaklar, Barış Manço'lar, Erkin Koray'lar, Cem Karaca'lar, Fikret Kızılok'lar. Bunları çal dedi, çalacaksan dedi. Aşık Veysel'ler. Ben başladım bunları çalmaya, söylemeye ve ortaokul, lise yıllarım böyle geçti. Sonra Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nı kazandım ve İzmir'e geçtim. 18 yaşında bir öğrenci olarak İzmir'de, Ege'de hayatımı tek başıma yaşamaya başladım ve keyifli, renkli, güzel bir hayat yaşadım. Hem eğitimimi sürdürdüm hem de orada lokal yerlerde müzik yaptım. Yaklaşık 5-6 sene boyunca orada da klasik kemençe eğitimi aldım. İşte 5-6 sene onun eğitimini aldıktan sonra İstanbul'a artık geçip kendime albüm yapayım diye İstanbul'a geldim. Yani genç bir müzisyenim, okulu bitirdim. Uzun yıllar müzikle uğraştım ve İstanbul'a gelip daha profesyonel bir hayata geçmek için 2002 yılında İstanbul'a geldim. 2011 yılında ilk albümümü çıkarttım. Yani yaklaşık 8-9 sene süren bir mücadele oldu yani. Hayatında 2011 diyorsunuz. Evet. 12 yıl geçmiş. Aynen. Ne değişti hayatında? Yani 2011'den albüm çıktıktan sonra bu yana. Vallahi ne değişsin işte, değişen benim için en önemli şey bu. Burası yani. İnsanlarla beraber şarkı söyleyebilme, kendi şarkılarımı, derdimi anlatma hayalim gerçekleşmiş oldu. En büyük hayalim buydu çünkü. Çünkü herkesin kendine göre bir hastalığı var aslında. Bir derdi var yani. Bir derdi. Benim derdim buydu. Dermanım da sizler oldunuz arkadaşlar. Soru geliyor. İrem sormuş. Sana doğru şarkısının bir hikayesi var mı? Evet. İrem'i tanıyacağız mı, kim olduğunu? İrem, bir el kaldırabilir misin? Evet. İrem merhaba. Sana Doğru şarkısının bir hikayesi şöyle. Aslında Sana Doğru şarkısını ben böyle işte Gülsen'in Tenin, işte Sen de Gidersen insan falan gibi şarkıları yaptıktan sonra öyle o dönemden sonra biraz daha böyle bir eğlenceli, hareketli bir dönem yaşadığım bir dönemdi. Bir altyapı böyle. Önce müziğini bulmuştum. Sonra benim de iki tane yeğenim var. Ozan'la Naz diye bir gün bana geldiler. Ben de onlara çalmıştım böyle. Falan filan diye. Bunlar çok eğlendiler o gün. Böyle sürekli o müzikle döndük, eğlendik, dans ettiler falan. Ben ilk başta o yani öylesine yaptığım bir melodiydi yani aslında o şarkı. Sonra baktım bunlar bu kadar çok eğlenince ben de etkilendim yani. Onlar gitti, akşamına oturdum böyle biraz çalıştım. Naz'ın böyle nay 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 falan yaptığı kulağımda hep yani. Böyle ben de yürü yürü falan diye öyle takılmıştım üzerine. Öyle çıkmıştı şarkı yani. Peki bir başka soru. Sevgili Mizgin Kayman sormuş. Mizgin burada mısın? Bir el kaldırabilir mi? Mizgin. Mizgin. Mizgin soruyu sorup ateşe atıp gitmiş galiba. Beni koyamazsın eller yerine, kalbimi kıramazsın, suçun ne ki söyle. Sen beni koyamazsın eller yerine,
kalbimi kıramazsın. Suçun ne ki söyle, gülmüyor sensiz yüzün. Hayat zalim bir hüzün, bense çektiğin kadar derdin. Tesellisini bilirim, şimdi sen de gidersen böyle. Kim çeker nasıl söyle, sen üzülme bir tanem, aşk acısı bu. Ben çekerim kime ne. Aman aman, bırakırsan düşerim en derine. Aman aman, kaybolursan adım çıkar serseriye.